Diyorsunuz ki Nejat'la Suna'yı zincire bağlasak, yan yana denize atsak yine de olmayacak, ha? Ya bence bir süre salalım derim. Rahat bırakalım yani. Ya aslında o video olayı iyiydi. Bizim kız bence naza çekiyor kendini ya. Ay Rafet'ciğim, sen ailenin büyüğü olarak bence vur masaya yumruğunu. Yüzük atmak neymiş göster onlara. Düşünüyorum Enise teyze. Yavaş yavaş sabrım taşıyor beni. Bak sana laf gelir sonra. Nişan yapılmış bozulmuş. Bir dursun dinlesin kafasını, konuşulacak bu konular. Aa bekleme bence. Kız kısmının kafası hep karışıktır. Toplasın kendini. E başta baba da yok. Rafet, ailenin atası olarak sana düşer konuşmak. Bir kulağını çek diyorsun yani. He çek diyorum yani. Sen çek de ben de seni şu kulaklarından nazar boncuğu olarak asayım bu dükkana. Yemin ediyorum gazla çalışıyorsun ya. Ya düne kadar evinde kadın çalıştırmayan bir insan Enise teyze. Neden bahsediyorsun? Yok canım ben de espri yaptım zaten. Ya durum o kadar umutsuz değil. Nejat Bey peşini bırakmayacak. Hatta şu anda Kayra'yla birlikte Suna'nın yanına gidiyorlar. Aa gerçekten mi? Aferin Kayra yeğenime. Hadi hayırlısı bakalım. Rafet'ciğim şu an Hayri'ye mesaj atıyor olabilir misin? Yok. Yok ya tesadüf. Kız, aa yan yanayken de mi mesajlaşıyor bunlar? Ha? Rafet'ciğim bizim duymamamız gereken ne yazıyor olabilirsin acaba? Yok ya öyle bir şey nereden? Bir şey söyleyeceğim ya bir saniye. Siz beni o gruplara ekleyeceğinize söz vermediniz mi? Niye eklemediniz beni o gruplara? Ya kızım senin ne işin var o grupta? Erkek meseleleri konuşuyoruz. Şu telefonu ver bana. Kişisel alanıma girme. Şu telefonu ver. Kişisel alanıma seni girme. Seni gebertirim. Sen var bari. Hayır lütfen. Hayır ya. Ayıp. Ya hayır ne olur. Tamam Rafet. Ya verin. Ya hayır ben ya sana telefonu bakmıyorum. Dün gece konuşup program mı yapmışsınız bugün için? Ben de getirdim Kayra'yı. Hocam tam versene. Aç mısın Kayra'cığım? Yok değilim. Geliyorum ben. Efendim Özcan? Ellerine sağlık. Ayrın telefonu. Çocuk bunlar, ergenler ya. Para gönderecek misin? Çocuk seni soruyor, ne zaman geleceksin? Oğlanın bu hafta müsameresi var, babası da gelsin istiyor. Unutma, izin al mutlaka. Ne zaman arayacaksın? Ailen var senin. Telefonu al al. Ona bulsun beni. Al. Yani sermaye grubunun gizli ortağına ulaşamıyoruz. Maalesef Nejat Bey. Peki hukuki olarak mümkün mü bu? Evet. Yani gizli ortak şahıslar üzerinden varlık gösterebiliyor. Yani yönetimde söz sahibi olabiliyorlar. Kayra gözlüğü kime sattığımızı bile bilmiyoruz ya. Bak bunları okulda çizdik. İklim değişikliği için farkındalık yaratacağız. Aferin size. Bu resimleri çantalarımıza ve tişörtlerimize basacağız. Çok güzelmiş. Şevket dedemle konuştum. Seni onunla barıştırmak istiyorum. Şevket dede kızgın olduğun için mi babana da kızgınsın? Herkese mi kızgınsın? Bence sen bunlarla uğraşma Kayra. Hayır ben uğraşacağım. Sen eve dönene kadar uğraşacağım böyle. Gideceğim geleceğim.
Bence gerek yok. Sen bana da küs gibisin. Sadece yalnız kalmak istiyorum Kayra. Ben eskiden bana hep balarım derdin. Şimdi sadece Kayra diyorsun. Şevket dede babamla seni barıştırmak için. Babama da Şevket dede deme. Ama sana Suna anne diyorum. Bana da deme. Sana Suna anne demeyecek miyim artık? Demeyeceksin. Ben senin annen değilim, senin annen var. Birine anne demek istiyorsan buyur ona git de. Ama seni gerçek annem kadar çok seviyorum. Sevme. Ben artık dönmeyeceğim Kayra. Gerçek anneni sevmeye çalış, olur mu? Ama çok kötü konuşuyorsun. Kayra. Babacığım getir beni buradan. Bir tanem. Sen sokak kapısının önünde bekle. Geliyorum ona, tamam mı? Tamam. Ne dedin Kayra'ya? Git Necat. Kayra'ya ne dedin? O seni annesi bildi. Çok yazık. Sen yolunu kaybetmişsin. Özür dilerim, ben başka yol bulamadım. Bulamadım başka yol, çok özür dilerim. Ne olur affet beni kızım, ne Ben artık içimi duvarlara dökmek istemiyorum. Eğer annem olacaksan dinle beni. Yanımda ol, olur mu? Kızım.